akşamlar değerli izleyiciler. Halk TV ekranlarından merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da bizimle birlikte olduğunuz için sevgili İsmet Demirdoğan'la birlikte huzurlarınızdayız. İsmet abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz bugün dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklanan seçim bildirgesine yönelik programını konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Çok da değerli bir konuğumuz var. Aslında programın en çok göze çarpan ayağı sosyal politika ayağı. Hatta ağırlıklı olarak neredeyse sadece ondan oluşuyor bile diyebiliriz şu aşamada. Siyaset bunun içinde kurgulanmış bir yapıda. İşte bunu konuşacağız. Mesela herkes nasıl Türkiye'de kendini güvende hissedecek? Sosyal güvenlik bir çatı olarak nasıl kapsayacak insanları? Bunu anlatabilecek hem geçmişteki çalışmalarıyla hem de siyasetteki çalışmalarıyla bunu anlatabilecek en yetkin isimlerden biri sağ olsun bu akşam bizimle birlikte CHP Parti Meclis Üyesi Sayın Bülent Kuşoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok merhaba, teşekkür ediyorum. Herhalde yanlış söylemedik değil mi? Dün çünkü insanlar bugüne yönelik mesela sosyal medya üzerinden tartışmalara bakıyorum. Bugünkü gazete haberlerine de bakıyorum. Ağırlıklı olarak sosyal politikadan bahsediyor herkes ve bu güzel bir şey. Bilmiyorum siz nasıl gördünüz, nasıl düşünüyorsunuz? Dediğiniz gibi güzel bir şey çünkü bu market ekonomisinin yani kapitalist sistemin şeyi yoktur. Yani bir an önce ekonomik olarak düşünür, büyümeyi düşünür, daha fazla üretmeyi, daha fazla kar etmeyi düşünür. Sosyal politikalar, bu sosyal güvenlik onun emniyet süvabıdır. Çok önemli bir konudur. Yani bu müesseseyi muhakkak koymak, hiç ihmal etmemek lazım. En önemli bölümüdür. Yani bu olmadan... Sosyal güvenlik, sosyal adaleti oluşturan politikalar olmadan market ekonomisi yürümez, demokrasi yürümez. Onun için en önemli bölümüdür, siz de çok iyi tespit ettiniz ve bunu çok gerçekçi bir şekilde de uygulamak gerekir. Bizim dünkü seçim beyannamemizin en önemli bölümü de buydu, dediğiniz doğru. Ama bizim seçim beyannamemizin bir özelliği var. Seçim beyannamesi olmaktan çıkmış bir ülkenin büyümesi, kalkınması, gelişmesiyle ilgili bir model gibi olmuştu. Böyle düşünmek lazım. Çünkü son yıllarda özellikle hem değişim ve dönüşümün gereği olarak hem de iktidarın yanlış politikaları sonucu Türkiye çok yıprandı. Devlet olarak yıprandı, toplum olarak yıprandı. Hem devletteki yıpranmayı, yıpranma diyorum aslında bu diplomatik bir ifade aslında. Devlette büyük bir çöküş var. Toplumda da büyük bir çöküş var. Yani toplumun bütün değerleri yok oldu neredeyse. Milli, manevi, ne aklınıza gelirse kültürel bütün değerleri yok oldu. Bütün bunları yerli yerine oturtabilmek için bir proje ortaya koyduk aslında sonuç olarak. Bu neden? Hukukun üstünlüğünden başlıyor, hukuktan başlıyor. Ondan sonra dünyada daha rekabet edebilir bir ekonomi politikasıyla, üretime dayalı, üretim odaklı bir politikayla devam ediyor. Ondan sonra sosyal adalet, sosyal güvenlik politikaları geliyor. Ondan sonra da devletin tamir edilmesi, devletin çalışabilir bir şekilde yerine konması gereği ortaya çıkıyor. Yani stratejimiz 4 unsura dayanıyor ve çok güzel bir şekilde dün genel başkan bütün bunları ortaya koydu. Ama dediğiniz çok doğru, en önemli ayağı sosyal ayağı adalet, sosyal güvenlik ayağı ve Türkiye'de genel başkanın dün bir ifadesi vardı. Vicdansız bir büyüme var dedi. Şeyde de var. Doğru ama var. Aslında o vicdansız şöyle bir şey büyümeyi yok, yok etmek lazım artık. Şöyle çünkü bir şey yok mudur zaten? Hani sosyal demokrasinin sözünüzü kesiyorum ama sosyal demokrasinin yapısında temel olarak zaten sosyal demokrasi büyümeyi değil kalkınmayı hedefler. Yani bireylerin refah, tabii, insani gelişmiş tabii. Kendisi o yüzden. Bakın karşı tarafta da aslında biraz da yani bölüşüm sorunu, bir bölüşüm sorunu bu. Tabii. Ama aslında işin şöyle de bir güzel yönü var. Bugün sabah programda da gördük. Şimdi gelen ilk mesajlardan da görüyorum. İnsanlara bu birebir geçmiş durumda. Bakın İsmail Önen demiş ki bu kez turnayı gözünden vurduk. 77'den bu yana en sosyal demokrat bildiriydi bu. Kaynak yok diye ağladıklarına göre CHP doğru yolda. Evet, evet. Mahmut Verdan da demiş ki Almanya'dan selamlar sağ olun. CHP'nin seçim bildirgesini dili ve içeriği bakımından anlamamak ve istememek için ancak Alman olmak gerekir. Ya da Fransız kalmak gerekiyor. Ya da Fransız kalmak. Evet. Şimdi işin o boyutunu biraz daha deşelim değil mi? Orayı açmak evet, gerekiyor yani, herhalde. Teker teker başlıklarla. Çünkü o sosyal politika bölümünde kadın var. İşsiz var, öğrenci var, çocuk engelli var, var engelli çocuk var, genç var. Herkes var. Herkes var, evet. Ve unutulan bir sosyal
güvence kesim şemsiyesi. Yok. Evet. Yani şey, unutulan bir kesim yok. Yani AKP'nin uyguladığı politikalarla sosyal güvenlik sistemi çökertilmişti. İnsanlar sosyal güvenlikten yoksun bırakılmıştı. Ki 7 milyon, 5 milyondu. 7 milyon olduğunu öğrendik. Ben 5 milyon tahmin ediyordum resmi rakamlarda. 7 milyon işsize çıkarılmış bir borç var. Dün Genel Başkan'ın ifadesiyle işsiz evlat vergisi diye bir vergi çok konuşuluyor. Evet. Bu işsiz evlat vergisi nereden kaynaklandı ve siz bunu nasıl kaldıracaksınız? Ne demek bir kere işsiz evlat vergisi? Evet. Ne demek? Güzel ilgi çekti değil mi işsiz evlat vergisi? Şimdi bu son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları sonucu 17 milyon kişi. Bakın 17 milyon yani Yunanistan'ın nüfusu 10-11 milyon. 17 milyon insan yoksulluk sınırının altında kalmış vaziyette. Yani sonuçta Türkiye büyüyor mu? Diyelim ki büyüyor. Yani büyümesi gerekenin çok altında büyüyor özellikle son senelerde ama son 6-7 seneden beri de 10 bin doları bir türlü geçemiyoruz. Bu sene olduğu gibi de 2014'ü kastediyorum. Kişi başına gelirimiz de düşmeye başladı. Ama sonuç olarak vatandaş, yurttaş bu büyümeden nasibini alamadı. Yani bir adaletsizlik söz konusu. Bu süre içerisinde biz reform yapıyoruz diye getire getire biliyorsunuz bu 13 sene içerisinde bir sosyal güvenlik reformu yaptılar. Sosyal güvenlik reformuyla birlikte genel sağlık sigortasını da getirdiler. Dediler ki bütün vatandaşlar kimse sigortasız kalmayacak, kapsam dışında kalmayacak. Herkes 18 yaşına bastığı andan itibaren sosyal güvenliğe sahiptir. Hastaneye gittiği anda para ödemeyecek falan. Doğduğu gün sigortalı olacak. Doğduğu gün sigortalı. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın falan böyle sözleri vardı değil mi? İnsanlar nasıl güvendiler. Biz de güvendik. Aman dediler çok güzel şeyler yapılıyor. İnandılar bütün bunlara. Halbuki hiç öyle değildi. Gerçek anlamda bir sosyal güvenlik reformu yapılmamıştı. Üç kurumun birleştirilmesiyle norm ve standart birliği oluşturulamamış. Bir çok eksik kalmıştı. Bütün bunları biz de anlatmakta zorluk çektik. Çünkü hem basın yeterince bazı şeylere fırsat vermiyordu. Hem de kimse yaşamadıktan sonra bunlara inanmıyordu. Bugün artık yaşamaya başladı insanlar. Şimdi sağlıkla ilgili olarak hastaneye bir gidin bakalım. En fazla övündükleri noktadır. Allah düşürmesin ama gittiğinizde bir yıl fark ödüyorsunuz. İlaç için fark ödüyorsunuz. Profesöre muayene oldum diye fark ödüyorsunuz. 11 çeşit fark var. 11 çeşit fark ödüyorsunuz. Emekli maaşınızdan kesiyorlar, fark etmiyorsunuz. Eczanede ödüyorsunuz, fark etmiyorsunuz vesaire. Bak 11 çeşit. Onun haricinde genel sağlık sigortasını anlatıyorum. Onu da büyük bir şey olay olarak getirdiler. Genel sağlık sigortası kapsamında doğuştan itibaren ya da 18 yaşından itibaren herkes kapsamdaydı. Öyle değil. Şöyle bir şey getirmişler. Bu öksüz evlat vergisini anlatıyorum. İşsiz evlat vergisini pardon. Şimdi 18 yaşında reşit oluyor ya kişi. Liseyi bitiriyor. Üniversiteye giremedi. Hemen onunla ilgili olarak devlet kayıtlar var. Bu reşittir. Ailesinden ayrılmış. Kendi başına yaşıyordur diye taksimetre şey çalışmaya başlıyor. Taksimetre yani. Çalışıyor onu hemen şeye kaydediyor. Genel sağlık sigortasına senin gelir testini yaptırman lazım. Ne kadar gelirim var? Birisinin bunu ödemesi lazım. Gelirim var yok ona bakmıyor. Yani sen 18 yaşını doldurun sana bir iş vereyim demiyor devlet. Sana bir iş imkanı sağlayayım demiyor. Yani devlette vermesen bile ona iş vermek mecburiyetindesin. O senin vatandaşın. Böyle bakmıyor. Ben sana iş vermek zorunda değilim diyor. Ama sen genel sağlık sigortası primini ödemek zorundasın. 400 liranın altındaysa ben ödeyeceğim diyor devlet. Üstündeyse sen ödeyeceksin kademe kademe. Adamın haberi yok. Genç delikanlının haberi yok. İşsiz. Ona hemen kayıtlar üzerinden bir genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettiriliyor. Ondan sonra her ay senin ödemen gereken buydu deniyor. Kendisinin de haberi yok. Ya da olsa da fark etmez. Onunla, geliri yok çünkü. Ondan sonra her ay onun faizi üstüne konuyor. Gecikme faizi uyguluyor. Gecikme faizi de var. Böyle 7 milyon vatandaşımız var. Üniversiteden sonra, üniversiteyi bitirdikten sonra da aynı şekilde buna tabisiniz. Üniversiteyi bitirdikten sonra yine iş bulamıyorsunuz. Biliyorsunuz yani en fazla Türkiye'de genç nüfusla işsizlik var. Her 5 gençten biri işsiz. O da prim ödemek zorunda. Ya ben bilmiyordum, haberim yok diyor. Geçen sene af çıkarıldı mecliste.
107 milyon vatandaşımız var. Bu şekilde genel sağlık gelir testi yaptırmak zorunda olan 9 milyar lira bunların borcu var. 10 milyar liraya yakın. 200 bin kişi başvurmuş aftan yararlanabilmek için. Bakın 7 milyon kişi içinde 200 bin kişi. Diğerlerinin ya haberi yok ya da ödeyecek ya durumda da işi bile yok zaten değil. Adamın zaten şey kazanmıyor ki. Borçlu olduğunu bilmiyor insanlar. Şimdi sosyal yani. Devlet ilk önce kendi vatandaşına eğer onu vatandaş olarak görüyorsa önce iş imkanı sağlaması evet. gereken devlettir. İşsizse de bir işsizlik primi ödemesi gereken devlettir. Bunu yapmadan sen genel sağlık sigortası kapsamını alacaksın, ona prim tahakkuk ettireceksin. Faiz, ceza vesaire bunu borçlandıracaksın. Yani 10 milyar lira böyle bir borç olur mu? Sosyal devlet, tabii o bizim anlayışımız, sosyal devlet öncelikle vatandaşını işsizse koruyan, ona gelir bağlayan devlet. Sadece anayasada yazmakla olmuyor. Olmuyor tabii. Anayasa yazıyor ama. Dün de belir. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti bir laik. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti. Hukuk devletidir diyor. Ama dediğiniz gibi bu yazmak olmuyor. Bunu doğru dürüst uygulayacaksın. Böyle şey devlet mi yönetilir? Böyle bir sosyal adalet, sosyal güvenlik anlayışı mı olur? Ben getirdim genel sağlık sigortasını. Sen bilmem nereden al bunu, tercüme et, uygulamayı yanlış yap. Herkesi borçlandır, altından kalkılamıyor. Bunu biz Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ilgili bakana, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na anlattık. Bilmiyor. Bakın dedik bu iş yürümüyor. Kimsenin haberi yok. Bunu değiştirin, bu kanun maddesini değiştirelim. Yok bir af çıkaralım ondan sonra belki değiştiririz dedi söyledikten sonra. Tabii biraz önce söylediğim gibi 170-180 bin kişi bundan yararlanmak üzere başvurdu. 7 milyon kişiden. Deyin ki 200 bin bir şey değil ki yani. Böyle bir rezalet olur mu? Biz bunlarla ilgili olarak işte beyannamemizde, bildirimizde bunlarla ilgili olarak bir şeyler yapmak üzere sorunu ortaya koyuyoruz. Yapmak üzere yola çıkıyoruz. Bunları eleştiriyorlar. Efendim kaynak nereden bulunacak? Bunları nasıl yapacaksın? Sen bunu bilmiyorsun. Sen bir kere o mantaliteye sahip değilsin. Bu mantaliteye sahip olmadıktan sonra sen vatandaşı ezmek üzere kendini programlamışsın. Vatandaşı sadece vergi almak üzere, ezmek üzere, insan saymamak, birey saymamak üzere kendini motive etmişsin. Tabii ki bunu göremezsin. Onu yönetmesini beceremezsin. 17 milyon sonuçta yoksulluk sınırının altında yaşayan kişi ne demek? Doğru. Birçok ülkenin nüfusundan fazla yani. Mesela birçok evde işsizi olan, işsiz genci olan aileler belki de bilmiyorlar değil mi? Herkes evde bir tane. Bakın işsiz. Gelen sorular da öyle zaten. Öyle yani hala Niyazi Yılmaz bir yani şey. Çok kişi de var. Devlete borcu var. Şu anda farkında değil. Bakın eğer bir delikanlı bu. Liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiyorsa ya da üniversiteyi bitirmiş iş bulamamışsa hemen sorgulasın. Sorgulasın. Bir vatandaşlık şifresi alarak. Bir vatandaşlık şifresi bir alsın. Bir işin öyle boyutu sorgulasın, var yani. Sorgulasın. Bir muhakkak borcu vardır. Bakın şu Niyazi Yılmaz demiş ki oy alırken reşit ama genel sağlık sigortası primi alırken ailenin geliri. Bu nasıl bir çifte standarttır demiş. Halasker Rumuzu'yla yazan izleyicimiz tam da sizin sorunuz zaten buydu. Şimdi onu anlatıyor Bülent Bey. İlk defa gazetelerde Star hariç CHP'nin reform paketi çok ilgi çekti. Sıra milletvekili adaylarında CHP'nin %35'in üstünde oy alacağına ben inanıyorum. Sayın Keşişoğlu demiş ki Maliye Bakanı'nın bile çıkıp kaynak göstersinler ben de CHP'ye oy atacağım demesi aslında endişenin başladığını gösteriyor. Aynen. Ergin Kısa ayakkabı kutularındaki paradan hesap sormayanlar CHP parayı nereden bulacak diye yanıp tutuşmaya başladı. CHP doğru yolda devam demiş. Ve Kerimhan Ertuğrul doğduğumdan beri siyasetin içindeyim. Böyle inançlı bir bildirge görmedim. AKP'nin kimyasını bozdular. Yolun sonunu gösterdiler. Evet, çünkü artık güzel. Sokak konuşuyor diye eklemiş. Gerçekten işin böyle bir hani bilmeme durumu da var. Yasalar karşısında hani hep denir ya yasayı bilmemek yasadan etkilenmemek anlamına gelmez. Ceza yasası sizi de kapsıyor. Sizi ama sorumluluktan kurtarmıyor. Bu öyle bir şey değil. Çünkü bu bir iddianın sonucu getirilmiş bir sistem. Biz sizi şemsiye altına alacağız deyip getirilmiş. Ama görüyoruz ki şimdi şemsiye çok az bir grubu kapsıyor. Onun dışında herkes ıslanıyor aslında. Farkında değil belki evet. ıslandığını. Peki doğru yani işte... İşte 17 milyon insan ıslanıyor. 17 milyon insan ıslanıyor. Yani bir devlet niçin vardır? 17 milyon insanını, vatandaşını bu kapsama alamazsa. Onların ıslanmasına, ıslanmak çok şey diplomatik bir ifade oldu. Onların perişan olmasına sebep olursa. Bugün toplum perişan vaziyette. Yani kimse... geleceğe böyle güzel bakamıyor, mavi bakamıyor. Herkes geleceğiyle ilgili sıkıntılı. Geleceğe iyi bakamayan, morali bozuk böyle herkesin kaşlarını çattığı bir toplum olduk. Bunu görmemiz, anlamamız lazım. Bir
kandırmacadır gidiyor Türkiye'de. Bunu artık bu dünkü bizim bildirimizle galiba bir milat olacak. Çok şeyi değiştirecek. İnşallah 7 Haziran'da o miladı perçinler. Siz bu şeyi şemsiyeyi nasıl açacaksınız? Islanmaktan nasıl kurtaracaksınız? Kısaca onu da bir anlatırsanız. İşte biraz önce söylediğimiz gibi biz konuya biraz önce söylediğim gibi market ekonomisinin emniyet sübabı olarak bakıyoruz. Ve burada hiçbir şekilde kimseyi devre dışı bırakmamamız gerekiyor. Onun için de aile sigortasını devreye sokuyoruz. Bir kere aile sigortası Türk sigortacılığında eksik olan branşlardan bir tanesi. Biz geçen seçim döneminde 2011'de de bunu dile getirdik. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu sosyal güvenlikçi, bu konuları çok iyi bilen birisi. Bizde aile sigortası eksikti. Devlet yardımları eksikti. Normal ILO normlarına göre olan sigorta branşlarından eksik olan bu ikisi kalmıştı. Bunların devreye girmesi gerekiyordu. Bunu biz dillendirince onlar da bunlar üzerinde çalışmalar yaptılar. Bizim projelerimiz üzerinde. Ama biraz çala kalem oldu. Biraz evet çala kalem oldu. Uygulamayı da beceremiyorlar. Çünkü bürokrasi bu dönemde çok kötü çalışıyor gerçekten. Devlet mekanizması çalışmıyor. O dişliler birbirine geçmiyor. Ama liyakat esası uygulanmıyor ki. Siz şimdi bu işi bilen insanlardan birisiniz. O yüzden bugün biz de size bu kadar detaylı soru soruyoruz. Bu iş genel sağlık sigortası, yani genel sosyal güvenlik diyelim isterseniz. Hakikaten herkesin ben bu ülkenin vatandaşıyım diyerek gurur duyması gereken bir iş. Az önce Almanya'dan gelen işte sevgili izleyicimizin yazdığı. Bu işin ağababası onlar çünkü. Bu sistemin ilk çıktığı ama zaman zaman tıkandığı, eksiklerinin görüldüğü sistemde Alman sistemi zaten. Ama evet, öyle bir şey uygulanmak zorunda ki, öyle bir sistem kurulmak zorunda ki kimse bu ülkede kendini öteki gibi hissetmesin. Sadece siyaseten öteki gibi hissetmekten bahsetmiyoruz. Sosyal güvencesi olmayan herkes de öteki aslında. Tabii. Hizmet şimdi, alamıyor çünkü. Artık otomasyona geçildiği, her vatandaşın bir numaraya sahip olduğu, her vatandaşın gelirinin tek tek bilinebildiği bir dönemi yaşıyoruz. Yani kayıt dışılığın artık ortadan kalkması lazım. Maliye Bakanlığı kayıtlarına bakın. Ben genellikle genel kurulda yaptığım konuşmalarda bunlar üzerinde çok durdum. Bakın mükellef sayılarına yıllardan beri artmamış. Maliye Bakanı öyle böyle söylüyor ama bakın gelir vergisi mükellef sayısı 2002'de ne kadardı şimdi ne kadar? Artmamış inanın öyle önemli bir artış söz konusu değil. Kurumlar vergisinde aynı şekilde. Ama bakın sigortalı sayısında sanki bir artış varmış gibi oluyor. Ya bir kere biz sigortalı olan, bir numara alan sigortalı kabul ediliyor. Halbuki onunla ilgili olarak sigorta primi her ay düzgün yatmıyor bir kere. Ayrıca kazandığı, gerçek kazancı üzerinden de yatmıyor. Asgari ücret üzerinden yatıyor. Dolayısıyla bir, Maliye Bakanlığı kayıtlarıyla, Maliye Bakanlığı'na göre daha fazla farklı bir iş yeri sayısı var. Daha farklı çalışan sayısı var. Sosyal sigorta kayıtlarına göre de çok daha farklı. Bunlar bir araya getirilip karşılaştırma yapılmamış. Kayıt dışı ekonomi çok çok fazla. Normalde devletin vatandaşlarının gelirini tek tek bilmesi lazım. Bununla ilgili bir otomasyon sistemi kurması lazım. Bunlar yok. Bunları test eden, bunların doğruluğunu test eden sistemlerin kurulması lazım. Bankalar vasıtası kötü niyetle değil, bunlar iyi niyetle yapılır. Ve bunlar sürekli olarak da denetlenir. Kimsenin istismar etmemesi için denetlenmesi gereken sistemler. Türkiye'de bunlar yapılmadı. Yani işin altyapısı kurulmadı. Vatandaşını tanımayan, bilmeyen, tek tek beni bilmeyen. Biraz önce şey okudunuz ya, 18 yaşına gelmiş kişiye sen oy verdiriyorsun. Seçme seçilme hakkı veriyorsun. Normalde o açıdan askerliğe tabisin diyorsun. Yani o açıdan vatandaştır bu kişi. Cezai ehliyeti vardır ama o kişiyi birey kabul edip bunun geliri yoktur. Ben bunun sağlık primlerini evet niye prim alayım? Sağlık primlerim devlet olarak ben ödeyeyim demiyorsun. Babası ödesin, annesi ödesin diyorsun. Var mı böyle bir şey? Annesi babası ödemiyorsa o tarihe kadar ödemiş yükümlü ama ondan sonra ödemeyebilir. Yani bu bütün dünyada böyledir. Sistemde çok fazla aksama bırakılmış. Altyapısı yapılmamış vaziyette. Bu sistem kurulmamış vaziyette. Onun için kaçağı da çok fazla. Sıkıntılar var. Burada, yani oradan başlamak gerekiyor. Bizim onun için stratejimizin dördüncü ayağı devletin daha makul bir şekilde, çalışabilir bir şekilde, dişlilerin birbirine geçtiği bir şekilde yeniden yapılanmasıdır. Tuna Bey onunla ilgili bir soru sormuş. Onu sonda okuyayım ama
Fatih Atan demiş ki Sayın Ünlü, daha önce sağlık ocaklarından alınmayan muayene parası da çok can yakıyor. Belirtirseniz sevinirim. Fulya Bozalioğlu, son 12 yılda onur, şeref, utanma duygusunu kaybetti bu toplum ne yazık ki demiş. Mehmet Farsak, yaşa takılanlar seçim bildirgesine girdi ama neden Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına yansımadı, sorar mısınız Bülent Bey demiş. Bir de Tuna Bey demiş ki az önce konuşurken işletmeci, aslında tam da onu söylemedi ama doğru, öyle de anlaşılabilir. İşletmeci sayısının artmadığına, buna rağmen sigortalı sayısının arttığına değindi. Bu aslında çalışanların da bir yandan sigorta primi havuzuna dahil olmaya ikna edilmesi gibi bir koşul gerektiriyor. İş dünyasını buna nasıl ikna edecekler diye sormuş. Güzel bir soru. Muhtemelen şunu anlatmaya çalışıyor. Yani işletme sayısı gerçekten son özellikle 2 yılda Türkiye'de ard arda kapanan işletmeleri görüyoruz. İşsizlik dışında bir de o insanların tekrar çalışma hayatına iknası gibi bir süreçten bahsetmek zorundayız aslında. Çünkü insanlar yatırım yapmaktan da kaçınıyorlar önlerini göremedikleri evet. için. Bu aynı zamanda bir sosyal uzlaşı da gerektiriyor. Muhalefet, ana muhalefet partisi evet. olarak sizler için herhalde Tuna Bey'in sorduğu da odur. Evet. Tabii orada şu var. Şimdi devlet vergi alır. Vergi öyle gönüllü verilen bir şey değil. Kimse vergiyi gönüllü olarak bırakmazsınız. Sosyal güvenlik primi de parafiskal bir gelirdir devlet için. Onun da alınmasını bilmek lazım. Hani bugün Maliye Bakanı'nın açıklamaları vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'na bunlar sorulduğu zaman ben Türkiye'de daha önce de söylemişti. 10 uzmandan biriyim. Yani hem gelirde gelirler genel müdürlüğünde, gelir idaresi başkanlığında genel müdür yardımcılığı yaptı. Hakikaten çok çalışkan, becerikli birisiydi. Ondan sonra da diğer kurum. En büyük kurumlardan biri olan SSK Genel Müdürlüğü'nü yaptı. Bugün çok ağır bir ifade kullandı, onu da hatırlatalım. Aslında gerçekten doğru. Sayın Maliye Bakanı maliyeci değildir, ben maliyeciyim dedi. Çok doğru aynen bir ifade bu. Kendisi maliyeci çünkü ama Sayın Maliye Bakanı maliyeci değil. Yani vergi alınır, devlet alır vergiyi. Tabii. Prim de ona benzerdir, parafiskaldir, primi de almak gerekir. Şimdi biraz önce bakın benim anlattığımı çok güzel ifade etmiş. İşletme sayısında artış yok ama sigortalı sayısında artış var. Ama nasıl var? Gerçekten prim ödenmiyor. Doğru. Bir kere kaydoluyor. Bir ay, iki ay şey gösteriliyor, sigortalı gösteriliyor. Ondan sonra kalan aylarda gösterilmiyor. 12 yılda 2 milyondan 5 milyona çıkmış asgari ücretli var mesela. Bu da çok ilginç bir şey. Yani ne iş olsa yaparım diyen yani grup aslında. Bu alan irdelendiğinde görülecek ki işte üzerinde çalışıyoruz, konuşuyoruz. Rezalet bir vaziyetteyiz biz. Yani bu sosyal güvenlik altyapısı konusunda çok kötü bir vaziyetteyiz. Sağlık birimleri konusunda, sosyal güvenlik konusunda, işletmelerin denetimi konusunda. Bunun bir de denetim boyutu var. Tabii. Son yıllarda çok kötü bir noktaya geldik. Denetim artık yok. Denetim yapılmıyor. Ve denetim yapılan yerler sadece dün de genel başkan değildi. Manif yerler. Evet, belli yerleri korkutmak amacıyla, müfettişler ezmek amacıyla müfettişleri gönderiyorsunuz. Bize tabi olsunlar, iktidarıma tabi olsun diye gönderiyorsunuz. Denetim terörüne dönüştü çünkü. Tabii, tam sistem. Bir terör var. Yani, devletin denetim elemanları muhalif işletmeleri susturmak, baskılamak. Milletvekili transferi yapıldığını gördük son 10 yıl içinde bu şekilde. Hepimiz, ikimiz de parlamento muhabiriyiz. Biz şahidiz buna. Onlar reddediyorlar ama bal gibi insanlar biliyor ki kapısına bir aydır gelen ve içeriden fabrikadan çıkmayan denetim elemanları yüzünden parti değiştirmek zorunda kaldı. Evet, tabii ben de hatırlıyorum aynen, yani isim vermeyelim. Vermeyelim ama, şimdi ama yani onlar da kendilerini biliyorlar nasıl olsa. Bu şey, şimdi devlet böyle kullanılır mı? İktidar sonuçta devlet erkini geçici olarak kullanır. Demokrasilerde böyle olması gerekiyor. Ama şimdiki iktidar maalesef son yıllarda devleti ele geçirmek üzere iktidarını, iktidar gücünü çok kötü bir şekilde istismar etti. Çok kötü şimdi bir şekilde. Şu soruya biraz daha ayrıntılı yanıt verirseniz fazla dağıtmadan. Peki ki işletme sahiplerini nasıl ikna edeceksiniz prim ödemeye ve sigortalı sayısını fazla göstermeye, yani gerçek arttırmaya, gerçek göstermeye? Yani bunun ilk boyutu tabii ki bir kere sigortacılık konusunda insanların bilinçlendirilmesi lazım. Yani ben bir işe gireyim de ne olursa olsun, bir şey sigortam olmasa da olsun dememesi lazım kişinin. Bir kere bilinçlenmesi lazım. Ama şöyle bir şey var. Onun ötesinde devletin biraz önce söylemeye çalıştığım oydu. Vergi gibi sigorta primini de alabilmesi lazım. Bunun için iyi bir mekanizma kurması lazım. Denetlemesi lazım o mekanizmayı sürekli olarak. Kaçışı olmaması lazım onun. Bakın bu 17 milyon yoksulluk sınırının altında kişi var dedik. Soma'da ve Ermenek'te yaşananları biliyoruz. Yani
18. yüzyılda yaşananlara benzer hadiseler 21. yüzyılda Türkiye'de yaşandı. Sebebi neydi? Denetimsizlikti. Kar hırsıydı. İşletme şimdi bununla ilgili olarak ben bir gen soru da verdim Enerji Bakanı ile ilgili olarak. Bunu Çalışma Bakanı ifade etti. Çok enteresandı. Diyor ki kar hırsıyla, kazanma hırsıyla hareket ediliyor. Benim yapacağım bir şey yok demişti Çalışma Bakanı Enerji Bakanlığı ile ilgili. Şimdi ruhsatı Enerji Bakanlığı veriyor. Maden İşleri Genel Müdürlüğü. Bir yere ruhsat veriyorsunuz. Sözleşme yapıyorsunuz. TKİ tarafından diyor ki yılda 1,5 milyon ton kömür çıkarılır buradan. Siz oradan 6 milyon ton kömür çıkarıyorsunuz. Koşulları değiştirmek. Çünkü rödovans diye bir sistem var. Rödovans oradan para kazanıyorsunuz. Ne kadar çok taşeron bir anlamda taşeron çalıştırmaktır Doğru. O da. Oradan ne kadar çok kömür çıkarırsanız o kadar karlı olacaksınız ve kar var gerçekten. Ama oradaki insanların yaşam koşulları ölür mü kalır mı ne olur hiç onlara bakmıyorsunuz. Hiç bu taraf düşünülmüyor. Türkiye'de böyle garip bir anlayış doğdu. Vicdansız büyüme bu. Vicdansız büyüme bu işte genel başkanın dün söylediği o vicdansız büyüme. Tam da bu noktada çok güzel söylediniz. Bütün bunların değişmesi lazım. Tabii Türkiye'de insanlar bir de uyutuluyor. Bizim aydınımız da bütün bunlara değinmiyor. Yani dünkü bildirge o açık bakımdan bir şey oldu. İnsanları uyandırdı. Ya evet ya böyle bir dünya var. Avrupa'da da böyle, gelişmiş ülkelerde de böyle. Ya bu doğru denildi. Bakın ne güzel gelen mailler, mesajlar bunun da doğru olduğunu, aklı başında insanların bunu fark ettiğini gösteriyor. Bakın onun için mutluyum. Bir yani bu bildirge bir tabii uyanmaya ki sebep oldu. Evet. Türkiye değişebilir, gelişebilir, doğru yönetilebilir, toplumda bir sıkıntı olmadan, hastalık olmadan, maraz olmadan büyüyebilir. Bu ortaya konmuş oldu, bu anlaşıldı. Ya bugün çaresiz. Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi hani, aslında bunda biraz ya. CHP'nin değişmesinin de payı var. O da ısrarla aynı şeyi söylüyor. Biz de değişiyoruz diye. Bakın Mahmut Merdan demiş ki 12 yılın kalitesini açgözlülük, hırs, acemilik gibi şeylere bağlayıp kızarak idare ediyorduk. Şimdi anlıyorum ki bunlar düşmanlıkmış. İnsanlar yaşadıklarını gerçekten görüyorlar. Göksel Saylı işsiz evladın vergisini emekli babası ödüyor. Adil midir bu diye sormuş. Hakikaten yani devlet bir anlamıyla da şunu yapıyor. Emekli maaşı zaten 1000 liranın altında bir emekli maaşı veriyor. Onun içinden bir de iş bulamadığı evladın için verdiği paranın içinden bu cebinden alıp diğer cebine koyuyor. Tabii. Deli Dumrul öyküsü gibi. Ha, aynen öyle. Yani geçenden 5 geçmeden rızasıyla 5 vermezse 10 ama her ihtimalde alırım ben paramı diyor. Şu soru son 8-9 dakikanın içine girdik. Şu soruyu herhalde herkesin adına en net bunu sorsak geçerli olacaktır. Bazen böyle soruları okuyunca ikiniz de yayın öncesi konuştuğumuz için o kadar şaşırıyorum ki. Ersan Bey, Ersan imdi herhalde. Yanlış okumuyorum umarım. Çünkü nicklerden çıkartmaya çalışıyorum soyadlarını. Herkesi kapsayan bir genel sağlık sigortası mümkün müdür diye sormuş. Bu tabii gerçekçi ki midir? Mümkün. Biraz önce söylediğim gibi herkesin bir kere bizde seçmen sayısı tam olarak belli değil. Nüfusumuzu tam olarak bilmiyoruz. Yani bir devlet nüfusu bilmiyorsa, vatandaşını bilmiyorsa, vatandaşının özelliklerini bilmiyorsa, vatandaşının gelirini bilmiyorsa tabii ki o zaman genel sağlık sigortasını da kuramaz. İşte onun için altyapının çok önemi var. Ama bütün bunları geçen yüzyılda yapmış olan ülkeler var. Almanlar bunu yapabilmişler, İngilizler yapabilmişler. Biz şimdi otomasyon söz konusu. Yani sosyal güvenlik kurumunun bilgilerini, bankaların bilgilerini, Maliye Bakanlığı'nın bilgilerini, veri tabanlarını karşılaştırabilmemiz lazım. Bu yapılmadı Türkiye'de. En önemli yapılması gereken altyapı reformu buydu. Vatandaşını bilen bir devlet ve o vatandaşın ihtiyacına cevap verebilen bir devlet. O altyapı sistemini kurduğunuzda, gerçek anlamda gelir testlerini yapabildiğinizde, vatandaşın yaşı vesaire bu tür bilgileri de olduğunda, ona göre de bir sistem oluşturmak mümkündü. Nerede yaşıyor, hangi bölgede yaşıyor, gelir nedir? Ona göre de genel sağlık sigortasını ve sigortacılığı oluşturabilirsiniz. Denetim de bununla beraber olmak kaydıyla. Bakın dün genel başkanın verdiği rakamlardan çok ilginç. Hep %20'lik dilimlerle ilgili olarak verilir bu rakam ama çok ilginçti. %1'lik bir rakam verdi. Dedi ki 2002'de Türkiye'nin %1'i Türkiye'nin servetinin %39'unu alıyordu dedi. %39'una sahipti dedi.
2014'te bu ne oldu? Normalde düşmesi lazım değil mi? %1'i bakın. %1'i %39'unu alıyordu. 2002'de normalde iyileşme olması lazım değil mi? %54'ü, şimdi 2014'te %54'ü servetin %54'ünü %1 alıyor. Yani yarıdan çoğunu. Yarıdan çoğunu. %1'i, geri kalan 99'a yani. 46 o... kalıyor. %1'i, %54'ünü alıyor. Sen çok büyük bir adaletsizlik yaratmışsın zaten. Eskiden %20, %80'ini alırdı. Toplumu perişan etmişsin demektir. Evet. Yani onun artık geleneği kalmamıştır, kuralı kalmamıştır. Sevgisi kalmamıştır her şeyden önce. Yani böyle bir bu toplumda, düşmanlık da yaratır zaten. Düşmanlık yaratır tabii. Ya o kadar önemli bir konu ki. Yani bir toplumda istikrar olması, huzur olması, yarından endişe edilmemesi, sosyal güvenlik onun için çok önemli. Sosyal adaletin gerçekleşmesi çok önemli. Yani ne kadar büyürseniz büyüyün hiç önemi yok. Bakın Suudi Arabistan'da bugün fakir fukara hala muhtaç insanlar var. O toplumda huzur olabilir mi? Barış, sosyal barış olabilir mi? İnsanlar birbirini sevebilir mi? Bizim toplumda bakın 17 milyon yoksulluk sınırının altında insan var. Birileri zengin oluyor. %1 olarak yani 800 bin kişi Türkiye'deki 78 milyonun 800 bini %54'üne sahip servetin. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Rusya'da var bir tane. Evet. Sadece oligarklarla ama vesaire. O da zaten hani belli bir parayı döndürüyorlar onlar. Evet. Bakın Mehmet Bey demiş ki bir AKP'li seçim bildirgesi toplantısına götürdüm. Kılıçdaroğlu'nu alkışlayacağım aklıma gelmezdi dedi. Ne olur söyleyin. Söyleyelim. İki tane soru var. Son 5 dakikanın içindeyiz. Biri genel sağlık sigortası ile ilgili söylenenler anlaşılmış ama bu genel sağlık sigortasından çıkan borçlardan biz kurtulacak mıyız? Açık açık onu sorar mısınız diye sormuş. İkincisi de emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soru çok geliyor. Bununla ilgili bir çalışması olacak mı CHP'nin diye sorarlar. Evet. Genel sağlık sigortası ile ilgili olarak biraz önce söylediğim gibi bu gelir testi aşamasında hiç borç kalmaması lazım. Bir kere bunun kaldırılması lazım. Hı. Bu yanlıştı. Siz ödeyemeyen bir insana şey getiriyorsun. Parası yok zaten. Parası yok zaten. Para kazanmıyor. Siz ona borç çıkarıyorsunuz. Hiç ödemesi mümkün değil. Bir. İkincisi haberi yok zaten insanların. Onun için kaldırılması gerekiyor. Bir kere bu gelir testi için. Ayrıca bu gelir testi bakanın söylediğine göre devlet memurları da yapmıyor. Bunu vakıflara veriyor. Sosyal yardım vakıflarına evet. veriyor. Oradakilerle beraber yaptırmıyor. Onlar evet. yapıyorlar. Nasıl yapsınlar onu ya? Bu devlet tarafından yapılması gereken bir iş. Yani onları kadroya alacaksınız, öyle yaptıracaksınız. Çok yanlış bir işti. Bir kere bu kalkacak. İkincisi emeklilikte yaşa takılanlar. Hı-hı. Bakın emeklilikte dünyada olduğu gibi belli bir yaşta, belli bir prim ödemiş kişinin emekli olması lazım. Bu doğru. Ama Türkiye'de şimdiye kadar emeklilikle ilgili olarak, sosyal güvenlikle ilgili olarak çok büyük yanlışlar yapıldı. Bu intibak meselesi var ya, biz aynı yerde çalışmışız, aynı maaşı almışız ama siz farklı bir emekli maaşı alıyorsunuz, ben farklı bir emekli maaşı alıyorum. 80 öncesi çalışanlar için bu farklı, 80 sonrası için farklı, 80 sonrası için yine... Kademeli 2000'e kadar geliyor. Çok şey değişmiş. Evet. Birisi devlet memuru olmuş, farklı maaş alıyor, öbürü işçi olduğu için daha düşük maaş alıyor. Birçok sebebi var. Türkiye'de çok büyük adaletsizlikler vardı. Bazıları giderildi ama emeklilikte yaşa takılanlar bu konuyla ilgili olarak mağdur oldular. Şimdi bu insanlar sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. İşi yok bu insanın ya. İşi yok. Devlet buna yardım etmek mecburiyet. Sen şu yaşa geleceksin ondan sonra emekliliği hak ediyorsun. İyi de o yaşa kadar ne olacak? O insan nasıl geçinecek? Onun için bir defa mahsus bu konudaki haksızlığın, adaletsizliğin giderilmesi lazım. Bununla ilgili olarak da biz iktidara geldiğimizde gereken çalışmayı yapacağız. Haklılar emeklilikte yaşa takılanlar. Gerçekten ona haklı. Eklemek gerekiyor. Süleyman Çelebi Plan Bütçe Komisyonu'nda olsun, Çalışma Sosyal İşler Komisyonu'nda olsun. Sizler de birlikte önergeler verdiniz, tabii, yasa teklifleri tabii, verdiniz. Tabii, tabii. AKP çoğunluğu bunları biliyor arkadaşlarımız da. Bu konuyla ilgili olarak biz bütün toplantılarına katıldık. Konuyu gündeme getirdik. Biz Plan Bütçe Komisyonu'nda ve genel kurulda bu konular tartışılırken sürekli olarak bu konuyla ilgili olarak önergeler verdik. Kanun teklifleri verdik ama bir türlü kaynak yok diye maalesef iktidar kabul etmedi. Bu kaynak yok lafı çok şey. Siz bir şey yapmak istiyorsanız şimdi emekliye iki maaş vermek gerekir mi gerekmez mi? Gerekir diyor musunuz? Onlar da herkesin fikri ama gerekir nasıl diyorsanız o zaman bu devlet Türkiye Cumhuriyeti bu parayı verir. Ne oluyor yani sonuçta yıllarca çalışmış insanınıza iki maaş ikramiye veremeyecek misiniz? Bu gerekmiyor mu? Gerekiyor. Gerekiyorsa veririz.
Bunu almasını da bilmek lazım. Ya bu ülkede kayıt dışı ekonomi hangi boyutta? Olağanüstü çılgın boyutta. %30-40 nispetinde değil mi? Yani çok ekonomi büyük, yarısı, çok anormal. Yarısı neredeyse. Yarısı. Siz böyle bir ekonomide sistemi oluşturmayı bilmiyorsunuz. Vergi almayı bilmiyorsunuz. Prim toplamayı bilmiyorsunuz. Böyle gariplikler yapıyorsunuz. Ondan sonra da kaynak yok diyorsunuz. Şimdi bugün Akif Hamza Çebi hemen kısa söyleyeyim. Dedi ki 2002'de AKP iktidara geldiğinde Bağkurlara, SGK'lılara, emeklilere %30'un üzerinde zam verdi. Biz de alkışladık. Şimdi biz %16'lık bir zam vermeyi teklif ediyoruz. Onlar kaynak nerede diyor. Demek ki işte kaynak orada. Ya geçmişte yapılmadı mı? Rahmetli Erbakan. Bakın severiz sevmeyiz. Yaptı. Bunu kaynak bulamadı mı bu ülke? Bunun örnekleri çok. Vermek isteyin yeter ki. Evet, yeter projenin ki vermek içinde isteyin. Olsun. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı oldu. En azından detayları biraz daha konuştuk. Tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Bu projenin ayrıntılarını yine konuşmakta yarar var. Bence aile de detaylandırmakta fayda var bu işi. Çok teşekkürler, ağzına sağlık İsmet abi senin de. Teşekkür ediyorum. Evet, aile sigortasına detaylı olarak girmedik. Ona da ayrı bir program yapalım. Gerçekten çok iyi olur çünkü gelen sorularda onu gösteriyor. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, bu akşam da yalnız bırakmadınız bizi. Yarın bu saatte yine burada olacağız. Lütfeder yine ekran başına geçerseniz çok seviniriz. Güzel bir akşam, güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.